Şu anda Gamze Saraçoğlu'nun Nişantaşı'ndaki stüdyosuna gidiyoruz. Nilperi Şahinkaya ile birlikte. Hani karakterinde as Hani. O da evet, oyunumuzda Hani karakterini oynuyor. Bugün Gamze ile Hani karakteri ve özellikle oyunun kostümü hakkında konuşacağız. İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin. Gamze Saraçoğlu'nun ofisine geldik şu anda. Hello. Oyunun kostümleri, 4 tane farklı kostüm hazırlıyorum, 4 farklı karakter için. George, Nick, Honey ve Marta için 4 tane farklı kostüm. George'un 1 tane, Nick'in 1 tane, Marta'nın 3 tane ve Honey'nin 1 tane kostümü olacak. Kış dönemine ait kostümleri hazırlıyoruz çünkü dönem kış dönemi olacak. Benim için çok keyifli, uzun zamandan beri skeçlerini hazırlıyoruz. Gerçekten her vücuda ait ve her karaktere ait farklı tasarımlar hazırlıyoruz. Çok keyifli ve çok heyecanlandığımız bir proje. Gamze Saraçoğlu bize Kim Korkar Hain Kurtlar'ın kostümlerinin örneklerini gösterecek. Wow. Şöyle bir şey. Yalnız rengine bayıldım. Evet, çok güzel, güzel değil mi? Evet. Bir tanesi de bunun revizesi olacak. Hani dans ederken hani bacağın açılması falan gibi bir şey söz konusu olduğu için böyle bir şey düşünüyoruz. Ama daha revize olacak. En böyle şu anda prototip hallerinden bir tanesi. Burada bir ufak bir yırtmacımız var. Hani çok saf, çok iyi kalpli, çok olan biteni anlayamayan bir karakter. Saflık yani. Tam bir saflık. Olan biteni çok anlayamayan bir karakter olduğu için ona biraz renk olarak ekru gibi bir renk düşündük. Daha hani saflığı temsil etmesi açısından. Kumaş olarak da hafif likralı bir krep düşündük. Çünkü krep çok buruşmuyor. Daha harekete el veren bir kumaş. Fakat boy olarak da biraz kısa bir boyu var. O yüzden kayık yakalı, hafif turva karkollu bir kıyafeti var. Çok fazla detayı yok hani o saflığını temsil etmesi için. Hafif böyle gold aksesuarları olan bir kıyafeti var. Saçlarını falan açık yapıp böyle göz makyajı yapacağız. Çünkü ilerleyen dakikalarda o çok fazla kalmayacak gibi bir durum söz konusu. Gitti de dağılacak. O saflığını temsil eden alanlarda onu görmeyeceğiz çok fazla.